Sormuşlar, bir bar dedikodusu yapıyor musunuz aralarda diye, karakterlerle diye yan yana gelince. Yapıyoruz. Evet. Peki siz olsanız nasıl davranırdınız? Gerçekteki karakter, gerçek kimliğinizle karakterler, böyle olaylar yaşasanız neler yapardınız? Net söyleyeceğim bir şey var. Kesinlikle ilk andan itibaren çok güzel davranıyordum İrem. Yani kesinlikle sesimi bile yükseltmezdim. Aa, Hiç çok bana göre değil. Yanlış, aksine bence iyi davranman gerekiyor. Çünkü o senin ailen değil. O dışarıdan getirdiğin bir insan ve ona iyi davranmak zorundasın. Emanet yani. Ben onun o Orada konuda öyle davranırdım. daha net olur diyorsun. Sert davranmazdım yani. Onun dışında Dizi genel olarak. biterdi o zaman. Evet. Biz Dizi biterdi ama gerçek hayatta nasıl davranırdık diye. Ya sen... Ben Dilan karakteri olsaydım... Yani başlarda Dilan biraz daha susuyordu. Şu an biraz daha hani hakkını savunan bir kız. Ama başlarda da ben susmazdım. Saygımı bozmadan güzelce cevap verirdim. Onu da şeye veriyorum. Yaşadığı travma kolay değil bir anda. Hani babasını katil olduğunu biliyor. Buraya geliyor. O yüzden onun da yaşadığı durum kolay değil. Korkmuş olabilir. Ne yapacağını bilmiyor olabilir. O yüzden ama şu an iyi. Mesela hakkını savunuyor, güzel güzel konuşuyor. Sadece o kadar. Hakkını savunan, saygısını bozmadan. Öyle. Tam da bu konuda özellikle kadına şiddetle ilgili sahneler çok eleştiriliyor. Bazı oyuncular diyor ki ben işte senaryoya bakıyorum, kadına şiddet sahnesi varsa oynamıyorum. Sence bu tarz sahneler çekilmeli mi yoksa çekilmemeli mi? Yani çekilince insanların üzerinde negatif etki mi yaratıyor yoksa göstermeli ve bunun yanlışları mı insanlara bir şekilde işaret edilmeli? Ne düşünüyorsun bu konuda? Kadın oyuncular bu konuda sanki oynamıyormuş gibi davranıyor ama bakıyoruz ki birçok kadın işte sahnesinde oynanıyor çünkü hayatın bir gerçeği. Evet. Nasıl bakıyorsun bu olaya? Pek kesinlikle hani bu konunun yanlışlığı üzerine hani bunu göstermeye amaçlı ve konunun nereye bağlandığı aslında hani olayların nereye bağlandığı da çok önemli senaryoda. Bu konuda bir hassasiyetin var mı özel olarak mesela izlediğinde ya da oynarken mesela yerde sürüklenme vesaire ya da sana karşı bir şiddet sahnesi olduğunda onu yorumlayış şeklin değişebiliyor mu? Ya da bakış açın hani bu konuda şöyle yapsak gibi falan. Hani tabii ki senaryoya uygun hareket ediyorsun ama. Ama biz bunun yanlış olduğunu çok güzel aktarıyoruz seyirciye zaten. Bunun doğru bir örnek olarak gösterilmediğini çok güzel aktardığımızı düşünüyorum. Yani yanlış zaten, böyle yapılmamalı. Yani bunun yanlış olduğunu söyleyen oyuncu arkadaşlar da var hani senaryoda, sahnede. Öyle. Böyle... Kötüye örnek olmuyor bence. Sen ne düşünüyorsun? Hani bu sahnelerin yani olabildiğince az çekilmesi gerektiği söyleniyor veya hiç olmamalı diye düşünüyorsun. Bence kesinlikle bunun yanlış olduğu ve doğrusunun ne olduğunu göstererek bunu göstermek lazım. Çünkü kadına şiddet gerçekten Türkiye'nin çok büyük bir Maalesef var. sorunu ve bitmiyor. Keşke olmasa ama maalesef dünyanın her yerinde var, ülkemizde de var. Ve bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu gösterip doğrusunun ne olduğunu, aslında doğrusunu yaptığında da ne kadar güzel şeyler ortaya çıktığını da göstermek lazım. Yani. Peki genellikle dizilere falan baktığımızda en çok seyirciyi çeken şeyin çift uyumu olduğunu görüyoruz. Sizde de aynı şekilde bu uyum var. Çok iyi anlaşıyoruz diyorsun ama onun dışında mesela spesifik olarak işte şu yüzden baktığı zaman insanlar bizi daha çok seviyor diyebileceğiniz özel bir durum var mı? İkiniz için yani hani Dilbar olan nezdinde soruyorum. Bence iyi anlaştığımız için. Enerjimizden. Yani Yağmur ve Barış olarak iyi anlaştığımız için iyi bir samimiyetimiz ve enerjimizin uyması bu ekrana yansıyor. Bir de ben mesela kamera arkası görüp de izlediğimde işte mesela atadan inme sahnesi şey anı var işte çok böyle kibarca indiriyorsun ve o naifliğin de görünüyor. Bayağı kibar bir partneri var anladığım kadarıyla. Birbirinize karşı da bayağı yardımcı oluyorsunuz anladığım Yani kadarıyla. sonuçta biz sadece partner değil, aynı zamanda yol arkadaşıyız yani. Ortağız. Her şeyi beraber çözmemiz lazım. %90 sahnelerde karşılıklıyız. O beni alttan alacak, ben onu alttan alacağım. Birbirimize karşı herkesten daha fazla saygı göstereceğiz. Daha sabırlı olacağız, daha anlayışlı olacağız, daha yardımsever olacağız. Bence öyle olmalı. Ki öyleyiz. Evet, Bunu o planlamadık ama. Öyle öyle olduk yani. Peki, genelde bu diziler bittiği zaman arkadaşlıklar da bitiyor. Çoğunluk görüyoruz. Sizde onu çok sormuşlar.
bittikten dizi biterse ondan sonra sizin arkadaşlığınıza tabii ki bunu bilemezsin ama öngörünüz ne? Biz görüşürüz, arkadaşlığımız sürer diyor musunuz? Yani ben olaya şuradan başlayayım. Karakter olarak benim karakterimde öyle bir şey yok. Yani bu sadece burada değil, hayatın her yerinde öyle. İş arkadaşın olur, okul, ilkokul, üniversite, işte askere gidersin, askerde, bir yerde çalışırsın, başka bir projede oynarsın falan. Ben o zaman kimle samimi olduysam, kimle iyi anlaştıysam ve oradan ayrıldığımda da o şekildeysem hepsiyle görüşüyorum hala. Şöyle söyleyeyim, ben 2017'de ilk yardımcı oyuncu olarak, figüran olarak sete gittiğimde ilk tanıştığım çocukla hala görüşüyorum. Süper. Doğru. Ömürlük çıkıyorsun yola insanlarla. Yani. Onlar kalmak isterlerse hayatında tabii. Tabii ki. Peki sizin böyle izleyip beğendiğiniz çiftler var mı ekranda şu an? Kapalı olan hani başka diziler, başka projeler için. Yayınlanan mı? Yayınlanan ya da sinemada da olabilir. Böyle bir çiftler de olabilir. Çalık Kuşu'ndan Fahri Evcen'le Burak Öztürk'ü beğeniyorum. O süper. Onları ben de beğeniyorum ama genel olarak düşündüğümüzde benim en sevdiğim çift Adile Naşit'le Münir Özkul. Oo süper. Komik kesinlikle tarafından. Yani. Güzel, süpermiş. Eğlenceli olmaları mı yoksa? Bilmem ya, küçüklüğümden beri hep onları böyle hani daha samimi buluyorum herhalde. Hı. Bilmiyorum. Çok güzeller, gerçekler. Ben hani gerçek hayatta da evli olduklarını falan düşünüyordum küçükken falan. Hani o turşu hikayesi çok meşhurdu ya. Peki, en çok şey de sormuşlar, set aralarında ne yaptınız? İşte kitap okuyorsunuz, ne yapıyorsunuz bekleme anlarında? Set aramızı yok. Sürekli hareket halindeyiz. Ben genelde senaryo çalışıyorum. Bir sonraki sahnelere bakıyorum. Ezber yapıyorum sürekli. Mizansen çalışıyorum. Hani, yani ikimiz böyleyiz. Hiç sufle almadan oynamaya çalışıyoruz özellikle. Çünkü oyunu etkiliyor bir şekilde. Daha çok çalışıyoruz yani. Set arasında da çalışıyoruz ya da dinleniyoruz. Oyuncu koçunuz var mı sette size eşlik eden? Evet. Özellikle projenin ilk başında uzun bir süre oyuncu koçu özellikle bireysel olarak ve çift olarak bizimle çok uğraştı. Yapalım desteğiyle. Sizin peki böyle rol model aldığınız oyuncu kişilikleri var mı? Hani bayıldığınız, işte ondan taktik aldığınız ya da şey olarak hani oynadığı sahnedeki davranış kalıplı olarak var mı öyle isimler? Neslihan Atagül diyebilirim. Çok beğeniyorum oyuncu olanı. Süper. Benim özellikle biri yok. Yani herkesten bir şey almaya çalışıyorum. Onun X kişisinin şu özelliğini alıyorum. A kişisinin şu özelliğini alıyorum. Genel olarak hani bu adam benim idolüm, ben onun gibi ilerleyeceğim dediğim kimse yok. Ama çok fazla başarılı bulduğum ve örnek aldığım insan var, çok fazla. Bazı oyunculara bakıyorum işte hep baba izliyor yani bir tane böyle belirlediği film var, onun üzerinden gidiyor. Sizde de böyle sürekli izlediğiniz filmler var mı? Aynı veya atıyorum klasikler. Ben bunu çok doğru bulmuyorum ya, insanın gelişimini kapatır, sınırlandırır. Bir oyuncu birçok şeyi yapabilmeli, her şeyi yapabilmelisin. Yapmazsın, tercih etmezsin, o projeyi kabul etmezsin, o ayrı bir şey ama yapabilmelisin.